Türkiye ve dünya için hazırız. Biz hazırız. Türkiye'nin ortak gücünü harekete geçiren kurum olarak afet müdahale... İlk önce hayat. Hocam hoş geldiniz. Görünümlerde var ya, orada sormuştum yani. Mesela burada bir yerde, burada kim tepki? Her yere ulaşmak hazırsanız bir an bile beklemezsiniz. Bir an bile hiçbir engel sizi kurtaramaz. Hazırsanız korkmazsınız. Daha kurtulur, bir yüz daha güler. Eğer siz hazırsanız korkmazsınız. Göze alırsınız her tehlikeyi. Hazırsanız. Sızıntıların olduğu kapalı ortamlarda bu bir kuyu olabilir. Metan gazının olduğu bir kuyu olabilir. Bir sanayi tesisi olabilir. Bir mağara olabilir. Buradaki kurtarma operasyonu. Bir yüz gülecekse, bir can daha kurtulacaksa, bir an bile... Burada güzel bir etkinlik arkadaşlar düzenlemişler AFAD koordinasyonunda. Sakarya Üniversitesi olarak bir gönüllüler topluluğumuz da var. Çok aktif bir öğrenci topluluğumuz da var. Biz alınacak tedbirlerle ilgili aslında her şeyi biliyoruz. Biraz bu depremin sanki bize gelmeyeceği veya diğer afetlerin bize vurmayacağı yönünde sanki bir ön bilgimiz varmış gibi ihmalkarlık içerisindeyiz aslında. Bu tip faaliyetler özellikle üniversite içerisinde yapıldığında çok daha kıymetli hale geliyor. İnşallah farkındalığımız daha da artacak. Almamız gereken önlemleri daha fazla alacağız. Sakarya Üniversitesi olarak bir çalışanlardan oluşan gönüllüler grubumuz var. Çok üst düzey eğitimleri aldılar. Belli yerlere giderek müdahalelerde de bulundular. Ama öğrencilerin de gittikçe daha geniş kapsamda bu afetle ilgili süreçlere dahil olması ayrıca sevindirici. Burada onu görmekten de memnuniyet duyuyorum. İnşallah deprem veya diğer afetler kapımızı çalmadan gerekli hazırlığı yaparız ve sonra fazla eyvah vah etmeden daha az zararla atlatırız diye dua ediyorum. Gerek sivil savunma günü ve gerekse deprem haftası münasebetiyle ilimizde ve ülkemizde farkındalık oluşturmaktadır. Değişik faaliyetler yapılmaktadır. Biz de ilimizde özellikle bu hafta içerisinde toplumda bir farkındalık oluşturmak, afet farkındalığını tekrar toplum gündemine getirmek ve bu anlamda da halkımızın bilinçlenmesini, duyarlı hale gelmesi için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de burada Sakarya Üniversitemiz ile ortaklaşa bir etkinlik icra ediyoruz. Bunun içerisinde ne var? Öncelikli olarak tabii afetin 3 aşaması var. Afet öncesi, sırası ve sonrası. Öncesi için arkadaşlarımız burada bilgilendirme faaliyetleri yapıyorlar. Gönüllü çalışması yapıyorlar. AFAD gönüllülüğü çalışması yapıyorlar. Gerek üniversite çalışanlarımız ile birlikte ve gerekse üniversitede okuyan öğrencilerimize yönelik gönüllü çalışması yapıyorlar. Gönüllü kayıtlarını alıyorlar ve gönüllü olanların ne tür bir eğitim verilecek, neler yapılacak bununla ilgili bilgilendirme yapıyor arkadaşlar. Afet öncesine yönelik. Tabii afet sırası da önemli. Afet sırasında afete çok hızlı ve etkili müdahale edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da bugün burada arama kurtarma ekiplerimiz var. Arama kurtarma ekiplerimiz tarafından bazı senaryolar çerçevesinde tatbikatlar gerçekleştirildi. İşte yüksek katlarda diyelim ki vatandaşların mahsur kalması durumunda bu vatandaşlar yüksek katlarda nasıl kurtarılacak? Veya enkaz altında kalan vatandaşlarımızın enkaz altından kurtarılması ile ilgili iş ve işlemler icra edildi, gösterildi burada. Yine aynı şekilde enkazdaki arama kurtarmalarda tabii bize en büyük yardımcı olan arama kurtarma köpeklerimiz var. İşte bu arama kurtarma köpeklerimiz burada, onlar hem vatandaşa tanıtıldı hem de
onlarla birlikte nasıl faaliyet yapabileceğimiz konularında arkadaşlar bilgilendirildi. Ayrıca yine KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer afetlerle ilgili de gerek afet öncesinde gerek de sonrasında yapılması gereken iş ve işlemlerle alakalı vatandaşlarımız bilgilendirildi ve bilgilendiriyoruz. Tabii bu hafta münasebetiyle sadece bugün buradaki programımız değil, hafta boyunca değişik programlarımız var, eğitim programlarımız var. Bugün burada gönüllü çalışması da yapıyor arkadaşlarımız. Şu ana kadar yapılan gönüllü sayısı 106'yı buldu. Tabii bu akşama kadar devam edecek. Yani muhtemelen en az 150 kişiyi bulacak buradaki gönüllü çalışması. Bu arada Sayın Rektörümüz de AFAD gönüllüsü olmuş oldu. Dolayısıyla biz bu gönüllü olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bunlara tabii kademe kademe aşamalı bir biçimde değişik eğitimler verilecek.